7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Sibel'cim, neler oldu anlatsana. Gerçi biz kalmana çok sevindik ama sen gitmekte kararlıydın. Neden vazgeçtin? Ay anneciğim, sizinki de soru mu? Cevabı yanında oturuyor işte. Yengem o kadar test canlı olmasaydı ben kendim cevap verirdim ama söyledikleri doğru. Biz Erhan'la birbirimize bir şans daha vermeye karar verdik. Hayırlı olsun ikiniz için de. Teşekkür ederiz. Çok sevindim. Umarım ikiniz de çok mutlu olursunuz. Damat, seninle iyi bir başlangıç yapamadık ama umarım zamanla arayı düzeltiriz ha? Aşk kazandı. Aşk demişken benim hiç aşkta kazanamayan ex aşkım nerede? Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç kaldık biraz, kusura bakmayın. Sizi müstakbel nişanlımla tanıştırayım ki kendisini tanıyorsunuz zaten. Evleneceğiz yakında, değil mi Elif'ciğim? Hayırlı olsun canım. Biz daha boşanmadık gerçi ama neyse. Gel buyur canım. Şöyle gel. Teşekkür ederim. Siz de boşanmaktan vazgeçtiniz herhalde. Hayırlı olsun. Sen ne biçim insansın ya? Sibel. Hayır, yapma. Bu kadının oyunlarına daha fazla anlayış göstermeyeceğim. Daha dün ağlıyordun. Hı? Acı çekiyordun. Erhan'ı kaybetmemek için söylediğin yalanlara bir şekilde toparlamaya çalışıyordun. Ne oldu? Bugün yuva kurmaya mı karar verdiniz? Biz Tuncay'la her şeyi geride bırakmaya karar verdik. Hadi gel Sibel, bir dışarı çıkalım havalı. Yok, gidecek olan biri varsa o da Elif. Ben sana acıdım. Sana insanlık yaptım.
Ama madem iyilikten anlamıyorsun, artık senin anladığın dilden konuşmaya başlayacağım ben de. Sibel kızım, yapma yeter. Tuğçe, hadi onun nişanını al. Sen çık git, hadi. Ne diyorsun baba ya sen? Nereye gideyim ha? Burası benim de evim, tamam mı? Berkay burada olduğu sürece ben de burada olacağım. Ayrıca biz evlendikten sonra Tuncay'la burada yaşamaya karar verdik. O zaman size çok güzel bir haberim var. Biz de Erhan'la bu eve taşınmaya karar verdik. Ya hadi gel bir dışarı çıkalım, bir havalanalım ya. Gel. Bu konuyla ilgiliyse ben fikrimi değiştirmeyeceğim. Ya Sibel, bunu da konuşuruz. Hadi gel bir konuşalım, bir havalanalım. Gel. Tuncay, biz de seninle konuşsak iyi olacak oğlum. Aldığın kararlar ciddi anlamda kaygılandırıyor beni. Aynen, kaygılanacak ve konuşacak bir şey yok, tamam mı? Oğlum böyle paldır küldür karar alınmaz ki. Böyle şeyler aile meclisinde bir oturulur, konuşulur, öyle karar verilir. Şükran Hanım, niyetimiz sizi çiğnemek değildi gerçekten. Sadece olaylar biraz hızlı gelişti. Anne, baba, endişelenecek bir şey yok. Çok mutluyum. Gerçekten. Elif de öyle. Değil mi Elifciğim? Ben Koray Aslan ailesinin kriz masasına daha fazla katlanamayacağım. Tuncay, sen de yüzsüzlükte arşa çıkmışsın. Tebrik ediyorum. Afiyet olsun. Sağ ol canım. Tuncay, bu kadar basit alınacak bir olay mı? Biz neler yaşadık? Bu kız bize ne yalanlar söyledi? Şükran Hanım, biliyorum şu anda bana güvenmiyorsunuz. Ama zamanla niyetimin kötü olmadığını anlayacaksınız. Bir dakika kızım. Ben oğlumla konuşuyorum. Anneciğim, müstakbel gelinle konuşuyorsun. Konuşmalarına dikkat edersen sevinirim. Sen de annenle konuşurken biraz dikkatli olursa. Terbiyesiz. O zaman siz de benim kararlarımı eleştirmeyin, tamam mı? Lütfen. Oğlumuzu üzmeyeceğim Şükran Hanım. Endişeniz olmasın. Nedense hiç inanmıyorum. Anneciğim, siz inansanız da inanmasanız da benim aldığım kararlara saygı duymak zorundasınız. Sibel'le Eren'a duyduğunuz gibi, tamam mı? Ben de sizin oğlunuz olarak böyle bir hakkım vardır diye düşünüyorum. Ayrıca Elif benim karım olacak. Siz de onu gelininiz olarak kabul etseniz iyi edersiniz. Tuncay, tamam mı? Sakin ol sen de lütfen. Tamam. Ya Sibel, hala buraya taşınacağız diyorsun ya. Ben derdimi anlatamıyorum sana. Ben burada yaşamak istemiyorum Sibel. Ya Elif'in ne yapmaya çalıştığını görmüyor musun? Huzurumuzu kaçırmaya çalışıyor. Ya biz hep beraber bu evde yaşadığımızda huzurlu mu olacağız Sibel? Peki bunu sorayım sana. Ya konumuz o değil. Anlamıyorsun. Ne konumuz ne Sibel? Konumuzu anlat o zaman ya. Ya Elif'in Tuncay'la birlikte olması, buraya taşınma istemesi tamamen seninle alakalı. Seninle kopamıyor. Ya zannetmiyorum Sibel. Yani Elif'in beni düşündüğünü gerçekten zannetmiyorum. Ya ben çok eminim. Ya Sibel, öyle olsa bile ne değişir ki? Ben karımla ömrüm boyunca mutlu, mesut bir hayat yaşamak istiyorum. Huzurlu, güvenli bir hayat yaşamak istiyorum. Bu kadar seninle Sibel. Ben de öyle olmasını istiyorum. E tamam o zaman. Efendim Arda. Ne? Ne diyorsun sen ya? Arda iyi mi babam? Söyle, hangi hastanedesiniz? Gelelim hemen. Tamam tamam, geliyoruz. Bir dakika ya, ne oldu ne oldu? Babam kalp krizi geçirmiş. Kalp krizi mi geçirdi? Evet. Ne diyorsun? Hadi gel, hastaneye gidelim o zaman. Tuncay, bizi habersiz bırakmayın oğlum, tamam mı? Tamam tamam, hadi hadi gel.
Senem. Senem kızım iyi misin? Anne biz Burhan amcaya çok kötü şeyler söyledik ya ona bir şey olursa. Tamam tamam hemen kötüye yorma. Bak merak etme iyi haberler gelecek tamam mı? Şükran Hanım karalar bağlamayın. Ne oluyor size? O zaman diyorum ki birkaç günlüğüne ne bileyim taraflarımı ışınlansak acaba hani. Balayı gibi mi? Yani yapamadık ya. Olur. Hadi sizinkileri uğrayalım da bir ayıp olmasın. Erhan. Erhan babam. Ne oldu? Erhan babam kalp krizi geçirmiş. Ne diyorsun sen ya? Evet hastanedeymiş. Arda aradı şimdi sesi çok kötü geliyordu. Tamam sakin ol tamam. Elif hadi bir an önce gidelim. Ben de gidiyorum Sibel. Tamam Elif bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Melis'in tanıdığı doktorlar var. Tamam. Tamam haber veririz canım. Hadi gidelim ararız biz seni. Tamam hadi. 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 Tamam hadi gidelim ne olur hadi. Ben bir Arda'yı arayayım. Çocuk sonuçta çalışanım. Bir şeye ihtiyacı varsa yardım etmek lazım. Çalışanın mı? Evet. Aa senin haberin yok tabii. Ben Arda'yı işe aldım özel şoförüm olarak. Bir sakıncası yoktur değil mi senin için? Yok yok ben Senem için düşündüm sadece. Yok benim için sorun yok. Çalışıyor sonuçta. Şimdi bunları konuşmanın sırası mı? Ara sen Arda'yı haber alalım. Tamam. İnşallah iyidir Burhan Bey. Ne lazımsa ne gerekiyorsa elimizden geleni yapalım. Sizi niye bu kadar ilgilendirdi Şükran Hanım? Tuncay orada. Bir ihtiyaçları varsa halleder. Ne demek niye ilgilendirdi? Ayrıca sizden icazet alacak değilim. Beni neyin ilgilendireceğine ben karar veririm Tahir Bey. Siz ne yapıyorsunuz ya? Adam orada ölüm döşeğinde ve siz şu an bunu mu tartışıyorsunuz gerçekten? Ben inanamıyorum ya. Senem dur. Allah Allah aşkına. Dur dur ben bakarım. Ben çalışma odasındayım. İyi akşamlar. Açmadı. Kritik mi diyorsun? Arda. Abicim yoldayız geliyoruz. Birazdan hastanedeyiz kardeşim. Sen sakin kal tamam mı? Geliyoruz biz yoldayız. Birazdan oradayız. Tamam. Çok üzdük onu. Çok yıprattık. Ama bana diyordu, kızım diyordu, benim kalbim dayanmıyor artık diyordu. Ben ölüp gideceğim, arkamdan ağlayacaksınız diyordu. Elif ne olursun yapma, ağlama ya. Tamam mı? Nasıl ağlamayayım Tuncay, Allah aşkına nasıl ağlamayayım ya? Ama tamam canım benim, daha gitmedik. Bir gidelim hastaneye, görelim durumu, vaziyeti, ondan sonra bakarız. Sen nasıl böyle rahat konuşabiliyorsun ya? Benim babam kaç yaşında sen biliyor musun? Daha önce de kalp krizi geçirdi zaten. Ya bu sefer dayanamazsa? Elif Burhan Baba'yı bilmiyor musun sen ya? Burhan Baba dağ gibidir dağ. Neleri atlattı bunu mu atlatamayacak Allah aşkına? Senin için, Arda için ya. Yapamayacağı şey yok ya. Yaşayacak Burhan Baba ya. Sen rahat ol. Tasalanma Allah aşkına yaşayacak. Yaşayacak değil mi? Yaşayacak. Yaşayacak. Merak etme sen. Açmadı mı? Ya şu anda hastanede koşturuyordur o yüzdendir. Ben anlamadım. Tuncay nişanlısı olarak zaten yanında. Erhan niye gitti? Erhan Burhan Bey babası gibi seviyor ondan. Umarım iyileşir. Umarım hepimizin temennisi bu tabii. De sence de biraz rahat davranmıyor musun Sibel? Hangi konuda? Erhan'ın eski haset nişanlısı konusunda. Ben Erhan'a güveniyorum Begüm. Tabii ki Erhan başka yani Tuncay gibi kolay kandırılabilir değil ama bu kızda da numara çok. Bu hamilelik olayında bile ne dolaplar çevirdi biliyorsun. Unuttun mu? Yok farkındayım. Farkındayım. Yani şu an babasını düşünüyordur sadece herhalde. Öyle bir şey düşünmüyordur.
Umarım Sibel'cim. Ben olsam çoktan kocamın yanına hastaneye gitmiştim. Ne oldu? Ya haklısın. Kocamın yanında olmam lazım. Vay be. Sibel Korasan savaş baltalarını çıkardı. Yeter ama hadi bak, bu kadar hırpalama kendini. Burhan Bey iyileşecek biliyorsun. Senem Kuş. Gözün aydın. Kocan geldi. Anne bir şey belli etme ne olur. Olay büyümesin. Sen burada bekle, geliyorum. Hoş geldin Zafer. Hoş bulduk anne kuş. Nasılsınız? İyiyiz. Kızımla sohbet ediyoruz. Oh, oh ne kadar güzel. Ben de işte eş kuşumu almaya geldim. Malum yeni evliyiz ya. Vakitlice evimize gidelim. Senem bu gece burada kalacak oğlum. Ne gerek var? Anne kuş gelsin evinde yatsın. Yarın sabah yine erkenden gelir. Değil mi? Ne demek ne gerek var? Kızımı özledim oğlum. Anlamıyor musun? Bu gece birlikte sohbet edelim. Yarın işten sonra gelir. Olmuyor ama böyle. Şükran anneciğim. Zafer. Apar topar evlendiniz, zaten içime sinmedi. Bir de kızımla görüşmeme karışacaksan külahları değişiriz, haberin olsun. Hadi, iyi geceler sana. Öyle mi diyorsunuz? Hı hı. Peki madem, kırmayayım ben de o zaman sizi. Yarın görüşürüz zaten. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim anne. Benim güzel kızım. Bak, sen kendi başına bir iş yaptın. Bir şey diyemedik. Ama mutsuzsan bu evin kapıları sana her zaman açık. Biliyorsun değil mi? Abla. Arda. Senin ne işin var burada? Dur oğlum bir sakin ol. Burhan baba nasıl? Sen onlara haber ver bize. Bu arada doktor nerede? Ben gideyim konuşayım istersen ha. Ben konuştum zaten. Sen konuşunca ne değişecek anlamadım. Abicim Burhan baba nasıl? Yani ameliyat mı olacak? Bypass mı olacak? Daha belli değil. Anjiyo yapıyorlar. Ona göre karar verecekler. Doktor da iyi konuşmadı. Nerede? Geç kalmışsınız falan dedi. Eve girdiğimde yerde yatıyordu abla. Belki biraz daha geç kalsam. Elif. Elif. Gel. Gel misin? Bir su getireyim bir şey. Yok gerek yok. Doktor. Doktor be söyle ne oldu? Nasıl babam? Anjeyi tamamladık. Babanızın tıkalı olan iki damarını da balonla açtık. Tekrar kapanma ihtimaline karşı da stent taktık. Anladım. Peki bizim yapmamız gereken bir şey var mı doktor bey? Ha? Şu an için yok. İyileşecek ama değil mi? İyileşecek. Ama hayat eskisi gibi olmayacak hastamız için. Kendini çok yıpratmış. Yaşı da var. Peki bizim ne yapmamız lazım doktor bey? Yani bakım için önerebileceğiniz bir şey var mı? Beslenmesine, egzersizine dikkat etmeniz lazım. Ama en önemli olan üzülmeyecek, sıkılmayacak. Eğer kalbini eskisi gibi yıpratırsa bundan sonraki aşama bypass. O ameliyatı da maalesef kaldıramaz. Tamam biz ne gerekiyorsa yaparız. Yapacağız tabii yapacağız. Tabii yapacağız. Hep birlikte yapacağız. Burhan baba iyi yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Haklıymışsın. İyileşecekmiş. İnşallah. İnşallah. Bir şey söyleyeceğim yersiz ama Sibel de merak ediyordu. Ben arayayım mı Sibel yoksa sen ararım? Ararım ben ararım Sibel. Tuncay benim Erhan'la çok önemli bir şey konuşmam lazım. Hemen geliyorum.
Erhan. Ne oldu Nur? Biraz konuşabilir miyiz babamla ilgili? Olur, ne oluyor? Gel oturalım şöyle. Tuncay. Tuncay, babam iyi mi? Bir sorun mu var? Yok, iyi, bir sorun yok. Ha, öyle peşimizden gelince ben de bir şey oldu sanırım. Ha, siz de böyle içeride konuşmayınca ben de ne konuşacaksınız diye merak ettim açıkçası. Merak ettim. Ne işin var diyecektim de. Yanında olmak istedim. Sağ ol. Babam nasıl? Ya iyidir umarım. İyi. Yani ilk tehlikeyi atlattı. Sağ ol. Ben de Erhan'la babamla ilgili bir şey konuşacaktım onun için. Elif, doktorun dediklerini duydun. Yani ne gerekiyorsa yapacağız işte yani. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Az önce konuşsaydınız Elif. Yani içeride. Aslında hepimizin burada olması çok iyi oldu. Çünkü söyleyeceklerim hepimizi ilgilendiriyor. Ne söyleyeceksin? Hadi söyle artık Elif. Babam bizim ayrıldığımızı bilmiyor. Ya doktorun söylediklerinden sonra ben ona bunu söyleyemem. Hele seninle nişanlandığımı hiç söyleyemem. Ne demek istiyorsun? Ben anlamadım şu anda. Ne demek diyemem ben. Anlamadım seni. Yalan mı söyleyeceksin? Ha? Üzülmemesi için. Üzülme. Elif olmaz. Yani. Pes artık ya. Yani şimdi Erhan'a yakın olmak için babanın hastalığını mı kullanacaksın sen? Ne? Yok artık ya Elif. Böyle bir niyetin yok değil mi? Niyeti belli değil mi? Hı? Erhan'la nişanlı numarası yapacak. Baktı Erhan ona dönmüyor. Böyle bir oyun kurdun değil mi? Yeni oyunumuz bu mu? Sen ne kadar fesatsın ya. Ben babamın canının derdindeyim. Sen neler söylüyorsun bana? Elif. Sibel. Sakin ol biraz. Lütfen. Tuncay, bari sen anlat kardeşine. Gördün benim ne kadar üzüldüğümü, ne kadar acı çektiğimi. Abi bu eksikti. Abi kardeşi birbirine düşürme. Bravo ya. Dur dur Sibel, tamam. Bak Elif. Biz gerçekten böyle bir şey yapamayız. Ki bence sen de yapamalısın. Tuncay, ben sadece babam için korkuyorum. Onun üzülmemesi lazım. Doktor da söyledi. Ya bari sen anla beni Erhan. Ya Elif, anlayayım tamam da Burhan Baba'ya yalan söyleyemeyiz ya. Ben yalan söyleyelim demiyorum ki. Ya sadece birazcık gerçeği saklayalım diyorum, toparlanana kadar, bir kendine gelene kadar. Buradaki gerçek benim Erhan'la evli oluşum, senin de Tuncay'la nişanlı oluşum. Bunu nasıl saklayacaksın? Erhan, babamı biliyorsun. Ne kadar üzüldüğünü sen gördün. Ya en azından biraz idare etsek diyorum toparlanana kadar. Bir süreliğine sadece. İyice saçmaladın sen artık. Sen bir karışmasana ya. Elif. Sibel gerçekten haklı bak. Gerçekten. O adamın orada olmasının tek suçlusu ben değilim. Yalan mı? Bütün bu yaşananlarda senin payın yok mu? Senin karının payı yok mu? Böyle bir şey kabul etmeyeceksin değil mi? Aynı şeyi 3 milyon teklif ettiğin gece ben de sormuştum. Alakası var şimdi? Konuyu nereye çekiyorsun sen ya? Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya yeter artık ya. Gerçekten bak. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum Elif, haberin olsun ki. Ben de kabul etmiyorum. Kendim için istemiyorum Erhan. Gerçekten. Babam için. Lütfen son kez yardım et bana. Sibel. Senden çok özür dilerim Sibel.
bir süreliğine bana anlayış gösterir misin? Burhan baba için. Tamam Erhan. Sibel, Sibel, Sibel. Peşimden gelme. Elif ya, Elif ya. Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Sevdiğim biri için fedakarlık yapmak ne demek? Anlamıyorlar. Bir süre. Burhan baba için bir süre Elif. Çok teşekkür ederim Erhan. Söz. Tamam. Günaydın. Elif'in yanında kalsaydın niye geldin? Seni özledim. Karımı özledim, o yüzden geldim. Erhan bırak ya. Ya dün akşam yaptığın şey benim için kabul edilebilecek bir şey değil. Ya Sibel, ben memnun muyum sanıyorsun Allah aşkına Burhan babaya yalan söylemekten? Hoşnut muyum? Hoşuna gitmiyor ama Elif seni nasıl hala ikna edebiliyor bilmiyorum. Ya Sibel, ben bunu Burhan baba için yapıyorum ya. Tamamen. Ben sana onun yanında olma demiyorum. Ama Elif'le birlikteymiş gibi davranmanız artık ne bileyim hoşuma gitmiyor. Sibel, sadece kendini toplayana kadar Burhan baba. Bir iyileşsin, bir ayaklansın. Sonra her şeyi anlatacağız zaten Burhan babaya. Niyetinin kötü olmadığını biliyorum. Ama sen hala Elif'in gerçek yüzünü görmek istemiyorsun. Sibel, Elif benim umurumda bile değil. Yemin ediyorum. Dün akşam sana sarılırken öyle görmüyordu ama. Bana haksızlık ediyorsun sevgilim. Hayır, seni Elif'le yan yana görmeyi tahammül edemiyorum. Sibel, beni kıskanacağın bir durum yok, yemin ediyorum yok. Ben şimdi bugün Burhan babanın karşısına çıkıp her şeyi anlatsam, adama bir şey olsa bundan sonraki hayatıma ben nasıl devam ederim, sen nasıl devam edersin? Biz nasıl yaşarız bundan sonraki hayatımızda? Seni biliyorum, tanıyorum. Senden zor bir şey istiyorum biliyorum ama bana birazcık anlayış göster, lütfen. Ben istiyorum bunu senden Sibel. Bir süreliğine değil mi? Bir süreliğine. Burhan baba ayağa kalktığı an her şeyi anlatacağız ona. Yeter ki bir iyileşsin. Tamam. Teşekkür ederim. Elif arıyor, Burhan baba için arıyordur yüksek ihtimalle. Efendim Elif. Tamam, geliyorum hemen. Hastaneden çıkarıyorlarmış, taburcu oluyormuş. Tamam, sen git. Burhan babayı eve bırakır bırakmaz şirkete geliyorum, yetişiyorum toplantıya. Babacığım, bu ziyaretinizi neye borçluyuz? Bu taraflarda işim vardı. Gelmişken gelinimin elinden bir kahvaltı edeyim dedim. Uyuyor mu hala? Yok babacığım, kendisi evde değil. Ya Sedem Kuş annesini özlemiş, dün gece orada kaldı. Ne diyorsun oğlum sen? Sen niye izin verdin? Yahu daha yeni evlisiniz. Ne işi var kızın annesinin evinde? Babacığım, biraz sakin olun. Kız evi terk etti demedim. Zafer oğlum, bak karının gönlünü hoş tut.
bir an evvel bir çocuk yapmaya bakın. Bizim gibi aileler için çocuk çok önemli bir şey. Sen benim tecrübeme güven. Bir evlat her şeyi değiştirir. Tamam babacığım, halledeceğiz. Yani daha genciz. Hem Senem yeni işe başladı. Biraz hevesini alsın, biraz kariyer yapsın. Çocuğa da sıra gelir. Zafer, sen beni dinlemiyorsun. Pişman olacaksın sonra. Bak bizim gibi aileler için bir varis her şey demektir. Biz bunca malı mülkü ne için kazanıyoruz? He? Biz öldükten sonra ne olacak bunlar? Heba olup gitsin mi her şey? Tamam babacığım, gelecek nesillerimiz güvende olsun diyorsunuz. Anlıyorum. Kalk, ben işime gücüme bakayım. Sen de git karını al, bir güzel kahvaltıya götür. Tamam babacığım. Halledeceğim bu iş bende. Burhan Bey şu anda çok iyi. Ama hastamızın kontrollerini ihmal etmeyin lütfen. Kendisini de yormasına izin vermeyelim. Ne gerekiyorsa yapacağız doktor bey, hiç merak etmeyin. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet, merak etmeyin, ne gerekiyorsa yaparız. Sor. Unutmayın, üzüntü, stres kalbin en büyük iki düşmanı. Önlemlerimizi mutlaka sıkı tutalım. Tekrar geçmiş olsun. Çok sağ olun. Sağ ol. Elif, ben şu ödeme işlemini halledeyim. Çünkü halletmiş, hiç şey yap. Öyle mi? Tamam. E çıkalım o zaman, Burhan Baba'yı alalım aşağı. Tamam. Ben hemen geliyorum abi. Tamam ya. Alo. Alo. Arda, Burhan amca nasıl? İyi, taburcu ediyorlar şimdi. Çıkacağız birazdan, eve götüreceğiz. Oh, çok sevindim, çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Başka bir şey yoksa? Yok. Ben tutmayayım seni. Çok geçmiş olsun tekrar. Sağ ol. Anneciğim, Burhan amca iyileşmiş, taburcu ediyorlarmış. Çok şükür, çok sevindim. Ben bir ziyaret edeyim diyorum. Yani görmek istiyorum. Tamam, seni nasıl içine siniyorsa. Zafer'e haber verdin mi? Sorun çıkmasın yine. Anne, hemen gidip geleceğim zaten, akşama bekliyor beni. Ben seni üzer diye endişeleniyorum Senem. Anneciğim, 5 dakika gider görürüm. Oradan da işe geçerim hemen. Bir mesaj atarım o arada. Ruhu bile duymaz. Senem, evlilikte öyle gizli saklı işler olmaz. Sen daha baştan böyle yapıyorsan... ben zaten senin bu evliliği kendi rızanla yaptığına hiç ama hiç inanmıyorum. Anneciğim, Zafer takık Arda'ya, biliyorsun. Şimdi söylersem yanlış anlayacak. Durduk yere gerginlik çıkacak. Sen takma kafana, iyiyim ben. Tamam? Haberleşiriz. Günaydın. Erkenden ofise geçtim. Şimdi toplantıya gireceğim. Bugün yoğun. Akşam görüşürüz. Sen şimdi bana niye yalan söyledin Senem Kuş? Anlayacağız bakalım. Yani ben kendi derdimi geçtim. Senem'in durumu var. Kız Arda'yla birlikte olmak istiyor ama Zafer'le böyle ya tutsak gibi yaşıyor kız ya. Hayatım sen anlatmadın mı? Zafer'e zaten gerekeni söylemişsin. Tamam, çok zor sevmediğin biriyle evli olmak ama... Bir de kalbinde başka biri varken. Evet de ortada gerçek bir evlilik yok. Biraz zaman geçirsinler, ayrılırlar, sonra herkes kendi yoluna. Ya en azından Burhan Bey iyi. Senem biraz da olsa rahatlamıştır. Sibel, sen çok üstüne durmuyorsun ama bu Elif'le Erhan'ın birliktelik oyunu. Düşünmek istemiyorum. Yani Erhan'a güveniyorum da o kız Elif. Bu durumu kullanmaya kalkabilir o.
Erhan bunca şeyden sonra Elif'in o yalanlarına, oyunlarına kanarsa ben daha fazlasına dayanamam. Sen hiç Erhan'a bahsettin mi? Adını bile anmak istemediğim adamdan. Hayır, ben düşünmek bile istemiyorum ya. Ne bahsetmesi? Tamam tamam. Aynı şeyleri yaşamayacaksın. Erhan bambaşka bir adam. Gel babacığım. Ay. Tamam ya. Ya tamam, darlamayın. Ha. Bak vallahi bir kalp krizi daha geçiririm ha. Allah korusun baba, nasıl konuşmak bu ya? Ne ya? Bundan sonra ailecek yepyeni bir sayfa açıyoruz, tamam mı? Böyle üzülmek, sıkılmak, dertlenmek falan yok. Kızım benim tek gailem sizsiniz. Siz iyi olduktan sonra ben niye dertleneyim? Bizde bir sıkıntı yok baba. Sen tasalanma, kafanı takma oraya Allah aşkına. Geçmiş olsun yani. Geçti gitti. Baba şöyle koyayım bunu. Ne yapıyor bu? Serseriye bak. Dur be, onu da yapamadı. Şöyle. Sen dinlen, ben mutfağa gidip yiyecek bir şeyler hazırlayayım babacığım. Tamam kızım. İyisin değil mi? Rahatsın orada. İyiyim, iyiyim. Sağ ol oğlum, sağ ol. Teşekkür. Televizyon açayım mı? Ya hayır, ben tamam açarım kendim ya. Sonra seyredeceğim. Şimdi istemiyorum. Bir şey soracağım. Bu beni getirdiğin araba kimin arabası? Baba söylemeye fırsat olmadı da ben yeni işe girdim. Oğlum bana bak. Yine böyle korsan, morsan, yine abidik gubidik işlere girme. Benim tepemi tasalattırmayın ha. Yok yok, öyle bir şey değil ya. Özel şoför olarak çalışıyorum. Ya kimin yanında özel şoför olarak çalışıyorsun sen? Bir anlat bakayım bana sen. Ya tamam, bir sakin ol babacığım. Bak bu heyecan hiç iyi değil. Oğlum sen de söylesene de bakalım, anlasana şunu ya. Abi dinlemiyor ki, hemen fırça çekiyor ya. Ya ne dinlemiyor? Bir de zeytinyağı gibi üste çıkıyor ya. Adam gibi anlat, dinleyeyim. Allah aşkına sakin ol ya. Arda gel canım, mutfağa yardım et bana. Geldim. Ondan sonra bana sakin olacaksın, yok sinirlenmeyeceksin, yok heyecanlanmayacaksın diyorsunuz ya. Nasıl yapayım ya ben bunları? Haklısın babacığım, haklısın, tamam. Allah aşkına. Ben öğreneceğim ya. Arda nerede çalışıyor, kimin yanında çalışıyor, isim soyisim sana tek tek istihbarat vereceğim. Tamam. Oğlum bak. Bir tek sana güveniyorum, tamam mı? Eyvallah. Yalancı kuş. Ha? Canım karıcığım. Sen koşa koşa taksicinin evine gelmişsin yine. Yemin ederim düşündüğün gibi değil. Öyle mi? Düşündüğüm gibi bir şey değilse niye bana ofisteyim diye mesaj attın? Ha? Gizli saklı işler yapmasan bunlara ihtiyacın olmaz ki. Haksız mıyım karıcığım? Zafer bak, yemin ederim Arda'ya gelmedim. Burhan amca kalp krizi geçirdi. Ölümden döndü adam. Onu ziyarete geldim. Ya sana söyleseydim sinirlenecektin. Yanlış anlayacaktın. Daha fazla huzursuzluk çıksın istemedim. Yemin ederim ben de kalp krizi geçireceğim artık. Ha, Burhan amca diyorsun ya. Ay, hala Burhan amca diyorsun. Senem sana ne Burhan amcadan? Ha? Allah uzun ömürler versin ama ölüyorsa da ölsün canım. Sana ne? Bir de yanlış anlayacaksın diye. Nasıl anlayayım seni? Ha? Nasıl anlayayım? Ben arkamı döndüğüm an ya sen taksicinin yanındasın, ya o senin yanında. Arda'ya gelmedim. Burhan amcaya geldim. Bak, ben anlaşmamıza sadık kalıyorum. Sen de sadık kalacaksın. Dokunmayacaksın onlara. Hiç korkma canım karıcığım. Ben Arda Kuş'a hiç dokunmayacağım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama senin için aynı şey söyleyemem. Sebebi ne olursa olsun buraya gelerek anlaşmayı bozdun. Değil mi? Yapamazsın. Ne yapalım? Ha? Evimize bir gidelim de görürsün sen. Hadi. Hadi canım karıcığım. Hadi kuşum karıcığım, hadi. Hadi Senem kuş. Hadi canım. Hadi kalk, 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 kalk. Dur babacığım, sen hiç kalkma, ben sana tepsiyle getireceğim. İstemem. Çocuklarımla beraber yiyeceğim ben. Baba ben müsaadeni isteyeyim, yavaştan işe gitmem lazım.
Tamam oğlum, peki. Kolay gelsin sana. Geçmiş olsun. Bir şey isterseniz izlersiniz. Tamam, ben geçireyim seni. Bir şey diyor musun? Erhan, çok teşekkürler her şey için. Ne demek? Buram baba iyi olsun da. Ya olmaz mı? Ne kadar mutlu sen buradasın diye. Akşam da geleceksin değil mi? Yani Sibel sorun ediyorsa tabii sen bilirsin. İş çıkışı uğrarım. Bir eksik gedik bir şey olursa yazarsın bana. Tamam, görüşürüz. Sibel, senin ne işin var burada? Kocamı özledim, geldim. İyi yapmışsın, ben de seni çok özledim. Bugünkü toplantılarımızı iptal ettim. Ya akşam yine buraya geleceksin, günü değerlendirelim dedim ben de. Güzel düşünmüşsün. Ne yapmak istersin, nereye gitmek istersin o zaman? Ona da sen karar ver. Diyorsun. O zaman Kuru Çeşme sahil. Hadi. Vay be Tuncay. Sonunda tek celsede boşandık öyle mi? Evet evet, şaşırttın beni ya. Biraz zorlasan da sonunda boşandık canım benim, aynen öyle. O zaman yeni hayatlarımızın şerefine. İğrenç esprilerin, iğrenç geyiklerin bir olmasa mı acaba artık ha Begüm? Koca insanlar olduk. Dayanamıyorum biliyorsun. Bana bak, sonradan yok eksik evrak, yok işlem hatası falan bir şey olmaz değil mi? Yani kutlamalarım kursağımda kalmasın. Yok canım benim, işte sen de oradaydın, görmedin mi? Avukatı, hakimi dinlemedin mi sen? Boşandık, bitti bu kadar. Ha. Neyse, zaten bir şey olursa ikinci evliliğinde senin görürüz artık. Sahi sen niye hala benimle burada oturuyorsun? Çoktan Elif'in yanına koşman gerekmiyor muydu? Kızın babası da rahatsız, üzgündür şimdi. Niye onu teselli etmiyorsun? Ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum ya Begüm, ha? Ayrıca tamam, bunca yıllık birlikteliğimiz işte, çocuklarımız var vesaire falan ama yani... bundan sonraki iletişimimizde böyle biraz daha seviyeli ve mesafeli olsak, ha? Ne diyorsun? Tabii hayatım, nasıl istersen. Ama izin verirsen son bir şey söylemek isterim. Söyle. Bunca yıllık Tuncay Korasan analizime dayanarak çok aşıksın. Tamam, anladık. Ama maalesef Elif'in sana karşı aynı duyguları hissettiğini hiç düşünmüyorum. Benim içim çok rahat ama... ne hissettiğimi biliyorum ya. Biz yavaş ve emin adımlarla ilerliyoruz. Sen merak etme. Bana nedense göklerden yere büyük çakılacakmışsın gibi geliyor Tuncay. Bu dediğimi unutma. Bence Elif hala Erhan'ı unutamadı. Bitti mi Begüm? Yarabanda olmam diyorsun yani. Peki o zaman Tuncay'cığım, sana mutluluklar diliyorum. Benim artık işe gitmem gerekiyor. Kolay gelsin. Ne yapayım, ne derim? Ya Zafer, niye inanmıyorsun bana? Seninle olan anlaşmamızı bozmadım diyorum. Minik kuşum, niye ağlayıp duruyorsun? Eninde sonunda olacaktı zaten bu. Ben bu şartla evlendim seninle. Bana söz verdim. Ya canım kuşum, ama işler değişti. Bir de ayrıca benim babam başımın etini yiyip duruyor torun torun diye. Oyalıyorum adamı. E şimdi sen bana hazır fırsatı sunmuşken ben niye bekleyeyim? Ha? Haksız mıyım? Ben istemediğim sürece dokunamazsın bana. Senem, ne oluyor? Öyle mi? Karıcığım, aşk olsun, alınacağım artık. İnsan kocasıyla böyle konuşmaz. Senem neredesin? Ne diyor bu herif? Sibel, ne oluyor? Ben inmek istiyorum. Seninle gelmek istemiyorum eve falan. Ben istemeden bana dokunmayacaktım. Dokunamazsın ben istemeden bana, tamam mı? İstemiyorum, indirir misin beni? İndiremem maalesef. Yapacak bir şey yok.
özledi. Hemen Zafer'in evine gidiyoruz. Nerede bu herifin evi? Tarif edeceğim sana, hemen gidiyoruz. Korkma, hiçbir şey yapamayacağım, ona korkma. Öldüreceğim bu adamı ya. Tahir Bey, yine mi çiçek böcek? Sizinle bu konuda anlaşmadık mı? Rahat bırakın çiçekleri. Çiçekler bitlenmeye başlamış. Tamamen doğal sirkeli su. İki pıs pıs yapacağım, hemen geçer. Nereye? Burhan Bey'e geçmiş olsuna gidiyorum. Telefon edeyim ki abi, niye gidiyorsunuz? Siz isteseniz de istemeseniz de kızı yakında gelinimiz olacak. Siz de Burhan Bey'e alışmaya çalışsanız iyi olur. Pekala. Madem öyle, müstakbel dünürü olarak ben de sizinle geleceğim. Siz hiçbir yere gelmiyorsunuz. Adamın evini bastınız, çocuğunu tehdit ettiniz. Bunları bilmediğimi mi sanıyordunuz? Siz çiçeğe böceğe devam edin. İçerim. Ha, içerim ben kızım, içerim. Sen bırak. Sağ ol. Hayırdır? İyi günler. Elif Demir değil mi? Evet, buyurun. Siparişiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Kimmiş kızım? Market siparişi babacığım. Yine Erhan yolladı değil mi bunları? Çocuk durduk yere masrafa giriyor, sağ olsun. Ben şunları mutfağa bırakıp geleyim. Burhan babam afiyetle iyisin, şifa olsun. Hızlı iyileşsin. Her şey onun için. Bu özlemde. Ben de seni arayacaktım Elif. Biz Begüm'le boşandık, haberin olsun. Tuncay, niye yolladın bunları? İçine bir de not yazmışsın. Ya babam görseydi? Nasıl açıklayacaktım, hiç düşündün mü? Ya ne var ki bunda Elifciğim ya? Ha, ben geçmiş olsun babamla yolladım. Ayrıca dün gece sana kötü davrandım. Biraz gönlünü alayım istedim. Ne var bunda? Tuncay, lütfen. Bak, babam bir iyileşsin, her şey yoluna girsin. Tamam mı? İyi de sen de beni bir anla istersen ha. Özlüyorum. Erhan'la yan yanasın. Kıskanıyorum zaten. Ne yapayım? Yani benim de elimden bir şey gelmiyor şu anda. Kapatmam lazım, babamla ilgileneceğim. Saçma sapan şeyler yaşıyoruz, tamam. Hayret bir şey ya. Keyfimden arıyorum sanki. Ne haber Yasemin? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne o, yok mu kimse? Tahir Bey arka bahçede çiçeklerle ilgileniyor. Şükran Hanım da Burhan Bey'i geçmiş olsun ziyaretine gitti. Geçmiş? Ne diyorsun ya sen, geçmiş olsun ziyaret. Ah be anneciğim, tamam. Ah anneciğim, ah karıştıracaksın ortalığı ya. Aç şu telefonu Elif. Aç şu telefonu artık. Bu ne? Kaşla göz arasında birine mi haber verdin sen? He? Bak o taksicisi var ya.
Neyse dur burada. Senem. Abla. Abla. İyi misin? Dokundu mu sana? Hayır. Abla çok korktum, yetişemeyeceksin diye çok korktum. Tamam tamam, ben geldim. Ben şimdi kardeşimi alıp gidiyorum ve sen hiçbir şey yapmayacaksın. Bu evlilik burada biter, anladın mı? Hadi gidiyoruz. Yok ya, hop 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 hop. Senem, bu kapıdan çıkarsan bunun bir karşılığı olur. Tek kelime nereden ciddi bir karşılığı olur. Hayret bir şey ya. Babacığım, sana meyve falan getireyim mi? Yer misin? Yok kızım, yok ben. Uzanacağım şimdi. Tamam. Annem size geliyor. Yetişmeye çalışacağım. Yine de hazırlıklı ol. Sen bekle burada, fazla kalmayacağım. Tamam. Allah Allah, kim acaba? Kızım baksana kapıya. Hadi. Bakayım. Merhaba kızım. Hoş geldiniz. Kimmiş yavrum? Aa, Şükran Hanım, hoş geldiniz. Lütfen lütfen, hiç rahatsız olmayın. Ben bir geçmiş olsun demeye geldim. Buyurun buyurun, lütfen. İşte bizi de öyle bir yokladı. Ama neyse, vademiz dolmamış daha. Öyle demeyin, Allah gecinden versin. Yavrum sorsana Şükran Hanım'a bir şey yer mi içer mi? Bir şey içer misiniz? Su yeterli. Tamam, getiriyorum. Bir şey söyledi mi bir şey? Hayır söylemedi, ama ya söylerse nişanlandığımızı ne yapacağım ben? Tamam dur. Anne? Oğlum ne işin var senin burada? Söyleseydin beraber gelirdik. Anne ne bileyim ben, düşünemedim ben senin böyle çat kapı çıkıp geleceğini, ben nereden bileyim seni? Geçmiş olsun Burhan Bey. Sağ ol. Geç, otur. Geç mi? Geç, geç. Tamam. Kızım şu Erhan'ın gönderdiği meyvelerden getir de misafirlerimiz yesin. Erhan ne kadar iyi bir çocuk. Hala ilgileniyor sizinle. Aa, eksik olmasın valla. Evladım gibi çok seviyorum. Çay içer misiniz Şükran Hanım? Çay getireyim ben size. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani ben Erhan'ı tabii kızım sayesinde tanıdım. Ama yani o kadar alıştım ki, yani aileden biri gibi. Ben de çok seviyorum Erhan'ı. Çok saygılı, çok efendi bir çocuk. Kızımla... Zaten çalıştığı için de çok memnunsun değil mi anneciğim? Yani hani birliktelikleri güzel tabii ki yani. Çünkü Erhan işinde iyi. Değil mi? O yüzden herhalde... Şeysin, için rahat değil mi anneciğim? Ben bir Elif'e yardım... Otur, otur, otur. Yapar Elif ya. Otur, otur. Otur yavrum, otur. Tamam, peki. Nerede kaldı kızım meyveler?
Burhan Bey hiç zahmet etmeseydiniz fazla kalmayacağım zaten. Ben sizi görmeye geldim. Ya olur mu canım zahmet, ne demek yani, atışıracağız bir iki lokma değil mi? Hani ziyaretin zaten kısası makbuldür değil mi anneciğim? Hadi biz kalkalım, fazla kalmayalım. Meyveler geldi. Gidersiniz, gidersiniz. Önce bir atıştırın bir şeyler ya. Sağ ol canım. Begüm Hanım geldi. İşte karşınızda. Tuncay Korarslan toksikliğinden arınmış. İkinci baharına hazır. Güzel ve inanılmaz çekici bir kadın duruyor. Evlilik kısmı uzun ve sancılı olsa da boşanma kısmı hızlı ve ağrısız oldu. Oh. Ne zaman kutluyoruz? Ne zaman isterseniz. Timur da gelir. Abartma Pansel. O zaman çıkışta bir şeyler içiyoruz. Olur tabii. Ay, insan da lafının üzerine gelirmiş. Günaydın. Günaydın Timur Bey. Begüm, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz, sağ olun. Neden öyle yaptın? Neden sen nasılsın demedin? Niye sohbeti uzatmadın? Resmen yürü git dedin adama. Öyle mi dedim? Şuursuz bu. Çok ayıp oldu ya. Yani biraz ayıp oldu gerçekten. Neyse panik yok. Nazar tespiti yapalım be. Ya bir daha selam vermezse? Olsun. Siz selam verirsiniz. Değil mi Tensel? Tabii canım. Yok ben yapamam öyle şeyler arkadaşlar. Ben en son flört ettiğimde takvim 2003 yılını falan gösteriyordu. Unuttum ben o işleri. Siz merak etmeyin. O iş bizde. Biz her şeyi halledeceğiz. Size teker teker söyleyeceğiz ne yapacağınızı. Nasıl olacak o? Tebrikler. Sev Tanfa'ya hoş geldin. Sev Tanfa nedir? Seval Tansel Flört Akademisi. Oğlum ben ne günlere kaldım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Annemler nerede? Anneniz dışarıda, babanız bahçede Sibel Hanım. Tamam. Ya ablacığım, sen git istiyorsan artık. Saçmalama. Annemler gelsin, bir oturup konuşalım. Kural bir. Konuşurken her an adamın gözlerinin içine bakacaksın. Kesinlikle. Göz teması çok önemli. Yazsana kızım. Boş boşuna mı verdik defteri kalemi önüne? Yazıyorum. Şimdi birinci kuralın amacı şu. Adamın bakışlarını etkilemek. Adam seni görünce böyle içi gidecek. Böyle eriyecek. Anladın mı? Hı hı. Kural iki. Gülümseyeceksin. Bak bu çok önemli. Adam senin pozitif enerjinde içinde kaybolacak. Bunu da anca içten bir gülüş sağlayabilir. Yani sabah gibi mahkeme duvarı suratla dolaşmayacaksın ortalarda. Yaz yaz bunu da unutursun. Bunları yazıyorum zaten de ben adamı görünce hepsini unutuyorum. Yaparsın, yaparsın. Peki bir şey soracağım. Şimdi uygulamadaki engelleri aşmak adına bir ders yapacak mıyız? Benim problemim orada. Ne? Kızlar. Ne oldu? Ne işiniz var bu saatte burada? Şükran'ın önemli bir konu varmış ama siz gelmeden konuşmuyorlar. Buyurun lütfen. Hayırdır kızım, ne oldu? Senem'le Zafer'in evliliği bitti. Artık oraya dönmeyecek. Burada kalacak. Ne oldu? Bir şey mi yaşadı? Zafer bir şey mi? Kızım bu kararın sebebi ne? Baba, lütfen ona geri dön deme. Ah benim güzel kızım. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Tabii ki geri dönmeyeceksin. Senem en başından beri böyle bir şeye mecbur kalmamalıydı da. Biliyorum kızım. Ne deseniz haklısınız. Kabahatin büyüğü bende ama biliyorsunuz işte. Tehdit ettiler. Yine aynı vaziyetteyiz. Yine karşımıza çıkacaklar. Evet Tahir Bey, ne yapacaksınız?
Kızımı asla göndermem, haberiniz olsun. Ya İsmail Bey'le o kadar hukukumuz var diyorsun. Elbet bir açıklarını, bir şeylerini yakalamışsındır. Biraz düşün. Yani elimizde bir koz olsun ki biz de karşılarında duralım. Galiba bir şey yapabilirim. Bul. Allah aşkına bul. Yani düşün bir şeyler. Çünkü yani yakamızdan düşsünler artık baba. Tamam kızım. Sen merak etme, ben bu işi çözeceğim. Yalnız Ardaları da korumamız lazım. Onlara da saldıracaklar. Evet Tahir Bey. Onları da koruyabilecek misiniz? Siz merak etmeyin Şükran Hanım. Bana güvenin. Ben bu işi hallederim. Ah be oğlum be. Bir kızı elinde tutamadın gitti. Ne oldu anlat bakayım. Senem niye bırakıp gitti seni? Ya o? Ablası Erhan fedaisini de alıp evi bastılar. Kardeşini alıp gitti sonra. Yoksa Senem Kuş beni terk edemezdi. Eh Zafer ya. Ben sana karını hoş tut dedikçe sen işleri sarpa sar duruyorsun. Babacığım vallahi ben de karımı hoş tutmaya çalışıyorum zaten. Ya ben bıçaklandım, yine sesimi çıkartmadım. Daha ne yapabilirim? Ya en baştan söylediklerimi dinleseydin Senem öyle elini kolunu sallayıp gidemezdi. Çünkü karnında düşünmesi gereken bir bebeği olurdu. Ya babacığım kusura bakmayın ama sizin torun sevdanız yüzünden oluyor biraz da bunlar. E tabii, yoksa biz gül gibi geçinip gidiyorduk siz torun torun diye. Sen şu Tahir'i arasan mı? Yolasın kızını. Tehdit falan edersin işte. Sen daha iyi bilirsin babacığım. Ya ben Senem'in eve gelmesini sağlamasına sağlarım da sen kızı evde tutabilecek misin onu söyle. Ben zamanında anneni az mı idare ettim zannediyorsun? Sanki bilmiyoruz babacığım. Öyle idare ettiniz ki maşallah. 40 yıllık kocam demedi, terk etti gitti. Artık adınızı bile duymak istemiyor annem. Ha, Gülay Hanım, merhaba. Ben Tahir. Tahir Koraslan. Nasılsınız? Kusura bakmayın. Önemli bir konuyla ilgili rahatsız ettim de... benim için gerçekten çok önemli bir konu. Affınıza sığınarak konuyu açacağım. Konu eski eşiniz İsmail Bey hakkında. Evet. Gülay Hanım... zamanında bir şaya vardı. Bu şayanın doğru olup olmadığı benim için gerçekten çok önemli. Ya tamam, iyi diyorsun, hoşluyorsun da o kırmızı kart olmasaydı biz o maçı alamazdık. Niye? Hırslandı oğlum bizim çocuklar. Ya baba, o maçta rahat iki kırmızı kart daha vardı. Sen ne konuşuyorsun ya? Ya bırak Allah aşkına, paşa paşa yenildik diyeceksin, bu kadar. Ya tamam, senin gönlünüzün hoş olsun ya. Biz deriz ya, yenildik deriz ya. Tamam diyorum, yenildik. Oğlum sen bana bağ mı bağışı, tarla mı bağışıyorsun senin gönlün hoş olsun diye? Aslan gibi yenildiniz işte. Ya yıllar önceki maçın şeyini şimdi açıyorsun bana konusunu. Şimdi tekrar tekrar seni deniyorsun ya, var ya. O zaman söylemiyordun. Hem sizin bütün camia ya, aynı arkadaş vallahi. İki değil, üç kırmızı kart daha bırak var. Bırak devlet kırmızı kartı ya. Durun ya, daha ben yorum yapacağım. Kapatmayın konuyu. Erhan hadi gelin, yemek hazır. Masada devam edersiniz. Ben eve gideyim. Elif kalamayacağım yemeği. Erhan, babam ıspanak yaptırdı sen seversin diye. Bir tabak ye öyle gidersin. Ya sabah iş var. Gitmem lazım o yüzden. Bunca yıllık dostunun bana bir kere şöyle bir sofra hazırlamadın ya. Bu Erhan fena fethetmiş senin gönlünü. Bugün Erhan'a bir kez daha aşık oldum. Yine ne yaptı kahramanımız? Senem'e giderken yanımda olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Yani o sinirle... panik olabilirdim herhalde ama Erhan'la her şey çok kolay geçiyor. Sen ne yapıyorsun?
Erhan'a fotoğraf atacağım. Hadi ben de kaçayım o zaman yavaştan. Tamam. Ben de hazırlanacağım. Hadi seni getireyim. Ya oğlum sabah da oturmadın sofraya. Gel be ailece yemek yerim ya. Ya sabah erkenden kalkacağım da baba o yüzden. Hadi kırma babamı gel. Baba. Ne oldu hayırdır? Beni çağırmışsın. Gel oğlum. Otur şöyle. Bak yine o Senem konusuyla ilgiliyse hiç ağzını yorma babacığım, tamam mı? Ben kardeşimi onun yanına yollamam, haysiyetsiz herifi. Hatta gidip ağzını bunu kırasım var. Tuncay. Oğlum sen bunca yıl benden hiçbir şey öğrenmedin ya. Ne konuda? Benim öyle kaba kuvvetle bir iş hallettiğimi gördün mü? Yani görmedim tabii de. Hayır, bu herifler rahat durmayacaklar baba yani. Yok borç diyecekler, yok kaset diyecekler. Böyle saçma sapan hesaplarımıza bloke koyacaklar. Tamam mı, oteli mühürleyecekler falan, yine başa saracağız. Gidelim hadlerini bildirelim, bitsin gitsin bu konuya. Hiçbir şey yapamazlar, merak etme. Çünkü biz bu sefer onlardan önce davranacağız. Tuncay, elimizde öyle bir koz var ki ağızlarını açamayacaklar. Ya baba, elimizde nasıl bir koz olabilir anlamadım ki. Yani İsmail Bey'in de mi kaseti var, affedersin ama. Saçma sapan konuşma Tuncay. E öyle ama yani. Ne var elimizde? Anlatacağım. Sen de bana yardım edeceksin. Ben? Merak etme. Bildiğin konular. Ne bu ki, sen ben anlamadım ya şu an. Çay demledim. Bir bardak çay iç. Ha, oğlum evet, bir bardak çay iç, hem film başlayacak birazdan, seyrederiz. Sabah iş var baba ya. Erkenden kalkacağım dedim ya biraz önce de. Bir bardak çay ne olacak? Hadi kızım sen de kalk, getir çayları. Tamam babacığım. Ben bir su içeyim baba. Elif, benim gitmem lazım artık biliyorsun. Ya kusura bakma, sen de zor durumda kalıyorsun, farkındayım. Ama babamı görüyorsun. İyice duygusallaştı, sevdiği herkes yanında olsun istiyor. Bir bardak çay iç gidersin, olur mu? Sibel anlayış göstermiyor mu sana? Kızıyor mu hala bu durum için? Yok canım. Sibel bana anlayış göstermese ben burada olmazdım. Yok, yanlış anladın. Onu kötülemek için söylemedim. Senin canın o yüzden mi sıkılıyor diye. Yok ya, iyiyim ben. Hakikaten iyiyim ben. Çaylar hazır mı? Hadi. Hazır. Sen tepsiyi al, ben çay getiririm.
sesler duydum o son nefesler. Ey hayat çekil düş kirli yakamda, akmaz ağır kanım damarlarımda. Senle benmişliği geçmiş zaman, uzaklarda kaybolmuş bir an. Senle benmişliği geçmiş zaman, derdimize yol. Sağlık ama ben sabahları böyle şeyler yemem. Yani karını yeterince tanımamışsın. Doğru söylüyorsun. Karımın böyle ufak tefek şeyler için trip attığını da bilmiyorum. Mesela tatlı tatlı. Ben hazırlanmam lazım. Toplantım var. Sibel bir kahvaltı yapsaydık ya. Biraz ertelesek olmaz mı toplantıyı? Ertelemek istemiyorum. Sen de geç kalmazsan iyi edersin. Ya o kadar hazırladım bari, ben bir şeyler yiyeyim ya. Babacığım, kahve yaptın bize. Sağ olasın kızım. Afiyet olsun. Kızım, bu ne ya? Zift gibi. Biraz şeker koysaydı şunun içine. Babacığım, şeker yasak. Artık sadece günde de bir kahve içebiliyorsun. Doktor öyle söyledi. Günaydın. Ben işe gidiyorum. Geç kaldım. Kahvaltı yapmadın. Abla dün de gitmedim zaten. Geç kaldım yine. Oğlum gel bir anlat bakayım. Sen kimin yanında çalışıyorsun? Gel. Baba sonra konuşsak olur mu ya? Yok yok, sonrası falan yok. Gel şuraya otur bir anlat bakayım bana. Geç. Anlat bakalım bana. Arda'cığım anlatsana. Kimin yanında çalışıyorsun? Biz tanıyor muyuz? Ya aslında tanıyorsunuz da, şimdi söyleyeceğim, stres yapacaksın, tansiyonun yükselecek. Hiç bilmesen daha iyi bence. Oğlum ne diyorsun sen ya? Bir anlat bakayım. Nedir bu? Begüm Hanım. Ne? Begüm Hanım mı? Selim'in yengesi. Ya eski yengesi yani. Şirkette çalışmaya başladı. Selim'in eski yengesi. Tuncay'ın karısı. Eski karısı. Eski karısı. Selim'in eski yengesi, Tuncay'ın eski karısı. Ben sana ne diyeyim Arda ya? Hı? Ay, bravo. Bravo yani. Allem ettin, kullem ettin, yine girdin ailenin içine. Tamam babacığım, sen sinirlenme lütfen. Bak sıkma canını, ne olur. Baba, Begüm Hanım iyi biri ama bana da çok iyi davranıyor. Sen hastanedeyken çok yanımda oldu sağ olsun. Arda'cığım, bak Senem'le Begüm Hanım birbirlerine yakınlar. Ya aile şirketi sonuçta. Sen niye uzak durmuyorsun ki onlardan? Ya kocası yine musallat olursa sana? Anmayın o mendeburun adını bu evde. Anmayın. Yok, benim Zafer'le falan işim yok ya. Ben ekmeğimin peşindeyim.
Hadi gidiyorum ben, afiyet olsun size. Görüşürüz akşam. Elif, bak Arda'nın yanında bir şey söylemedim dellenir mellenir diye ama o geçen gün geldi buraya yine abuk sabuk konuştu gitti. Babacığım şimdi mi söylenir? Bu niye söylemiyorsun ki? Kızım ne ara söyleyeyim? Ben gözümü açtım, hastanedeydim zaten. Bir dakika. Sen o yüzden mi bu kadar üzüldün? O yüzden mi hastaneye gittik biz? Ah baba ya. Kızım, her şey üst üste geldi. Ne diyeyim? Senin derdin bir yandan, Arda'nın derdi bir yandan. Babacığım üzülme. Bak biz Erhan'la mutluyuz. Tamam, merak etme. Kızım bak ne olur Erhan'la üzmeyin artık birbirinizi. Tamam, hataları olmadı mı? Oldu. Geçmişte kaldı, bitti. Erhan iyi çocuk ya. Vefalı. Ya, vefalı yani. Öyle babacığım. Korkma sen. Bizde bir sorun yok. Merak etme. Sen ellerinle gül mü yaptın? Aa, affedin bilmiyorum, size barıştık mı? Biz hiç küsmedik ki. Ama artık benim ellerimden yemek yemezsin. Cezan büyük yerden kesildi desene. Bundan sonra ben yaparım o zaman bizim yemeklerimizi. Benim şirkete gitmem lazım. Şirkette görüşürüz. Tamam. Efendim Elif? Yok, gündüz uğrayamam Elif yani. Akşam ancak işten çıktıktan sonra belki gelebilirim. Sen Burhan Baba'ya böyle söyle. Tamam. Dediğim gibi şirkette görüşürüz. Demir ailesinden kurtulabilirsen tabii. Görüşürüz karıcığım. Gelemezmiş. Sibel Hanım bırakmıyor tabii. Babacığım Erhan gelemeyecekmiş. İşi varmış. Gelmesin kızım. Yani çocuk kaç gündür helak oldu zaten. Bırak işine gücüne baksın. O gelmiyorsa biz gidelim. Hem sürpriz yapmış oluruz Arda'ya. Güzel kızım. Sen aklını peynir ekmekle mi yedin yavrum? Ne işimiz var bizim orada? He? Tuncay denen herif orada. Karısı orada. Erhan'ın patronu desen ayrı dava. Babacığım biz onları görmeye gitmiyoruz ki. Sen Arda'yı merak etmiyor musun? Hem gözünle görmüş olursun işte. Erhan'ı da görürüz. Yani aslında benim aklım bizim haytada kalmadı değil de. Yani ama Erhan var orada ya. Kollar bizimkine. Ya haklısın. Kollar tabii ki. Kaç gündür evdesin, sıkılmışsındır. Belki bir hava alırsın falan diye dedim de sen bilirsin. Vallahi şimdi sen benim aklıma da bir kurt düşürdün yani. İyi. Hadi gidelim o zaman. Gidelim. Arda'ya da sürpriz olur. Bir hava alırız şirkette. Hadi bakalım. Bana da gezme olsun biraz. Vay Tuncay. Hoş geldin. Koraslan ailesi adına özür konuşması sana mı düştü? He? Bak seni var ya gebertirim seni. Duydun mu beni? Seni gebertirim. Ailemden de, kardeşimden de uzak dur. Bizi rahat bırak. Lan ne yapıyorsun manyak? Saçımı kopardın. Aa. Bizi rahat bırak, tamam mı? Öyle mi? Tuncay bir kendine gel sen. Antalya Fatih'ine mi özeniyorsun ya? Ne bu mahalle delikanlısı ayakları? Bak benim damarıma basma. Senin canını yakarım. Tamam mı? Seni bir daha uyarmayacağım. Aa. Saçımı kopardı ya manyak. Aa. Merhaba. Merhaba. Lafı uzatmayı sevmem Tahir, bilirsin. Bunca yıllık dostluğumuz adına şimdiye kadar hep sustu. Ama kimsenin de beni aptal yerine koymasına izin vermem. Haşa ya. Estağfurullah, kimsenin aptal yerine koyabilir İsmail. Senem bu akşama kadar evine dönmüş olacak. Aksi takdirde
aileni bitirmek için elimden geleni yaparım, bilesin. Tamam, ben bugün Senem'le konuşurum. Birkaç günde döner. Tahir'cim sen beni anlamadın. Senem bu akşam kocasının yanında olacak. Halletmeye çalışırım. Ben dedim. Ha bir de Sibel'in de kulağını çek. Küçük kardeşi hep ondan yüz buluyor. Bir daha karı koca arasındaki konulara karışmasın. Bana müsaade. Akşama kadar vaktiniz var. Öldürecek bu kadın beni. Saat kaç oldu hala ortada yok. Arda hadi hadi. Hele şükür gelebildin. Kahvecide çok sıra vardı. Tam istediğim gibi aldınız değil mi? Aldık aldık. Tamam. Tim de toplantıdan çıkmak üzere hadi gidelim. He? Begüm. He. Niye bakıyorsun öyle boş boş? Gidelim hadi tamam. Canım versen bana onları. Çalıştıklarımızı unutma. Her şeyi berbat edeceksin. Tamam hadi. Allah Allah. Ne yapıyor bunlar ya? Babam nasıl? Önce sen. Babam gayet iyi. Arada biraz uyuşsuzlanıyor bu diyet yemeklerinden falan ama iyi yani. İyi, çok sevindim. Ben normalde gelecektim ama gelemedim. Sen benim yerime iletirsin geçmiş olsun dileklerimi. İletirim. Sıra sende. Ben çok iyiyim. Arda, benim sana bir şey söylemem lazım. Dinliyorum. Ben ailemin evine geri döndüm. Bitti yani her şey Zafer'le. Sen ciddi misin? Koştur koştur geldik buraya. Hala toplantıdalar işte. Kahveler de buz gibi oldu. Ben nereden bileyim bu kadar uzun süreceğini? Bu renklerin uyumu nasıl sence? Enteresan. Evet, bu sefer daha farklı renkler kullanmak istedim. Bence güzel bir fikir. Odandayım. Acil konuşmamız lazım. Çok önemli. Daha sonra devam edelim mi? Olur tabii. Toplantı bitti galiba. Şimdi çıkar şimdi. Neyse, dört ana maddemiz neydi? Tekrar hatırlayalım biz. Göz teması kuruyorum, gülümsüyorum, esprili ve rahat davranıyorum. Bir de bol bol iltifat ediyorum. Tamam, dur. Etkili ve yerinde iltifatlar ediyorum. İşte bu. Hazırsın, aferin. Bana şans dile. Şans dileyeceğim de adamın içeriden çıkmaya niyeti yok. Neyse, yalnız zaten içeride. Sen git. Çok hızlı olmadı bir şey yani. Ya görmezsen, bir şey yaparsan... Begüm. Çok özür dilerim. Ne oldu, çok önemli demişsin. Gelip kendinizin bakması lazım Sibel Hanım. Çok önemli, hayati bir karar yani. Lütfen. Benim de aklımdan neler geçti işle alakalı sandım. Sibel, ben sana çok değer veriyorum. Sen benim değer verdiğim tek varlıksın bu hayatta. Sonunda bu oyun bitecek. En azından bitene kadar birbirimizi
hiç kırmayalım, olur mu? Hadi ama ya, tutma kendini, tamam. Yumuşadın işte, gül. Şöyle gül bir güzel ya. Tamam, ben bunu beklemiyordum, şaşırttım. Ya ben sana daha önce de dedim yani, seni şaşırtmayı seviyorum. Siper burası. Biz şimdi baya baya balayına mı gideceğiz? Evet. Karıcığım, sen, ben üç gün baş başa. Baş başa senle. Evet, ne oldu? Ya bu kadarını kaldırabilir miyim bilmiyorum ya, üç gün. Onu imza atmadan önce düşünecektin Sibel Hanım. Ya yaşlılığın çekilir mi onu da bilmiyorum ki. Ona da 30 sene sonra bakarız. Ya, o kadar bekleyebilirim, evet. Hmm. Hangisi? Düşündünüz mü hangisi? Sibel Hanım. Sen öyle birden çıkınca çok özür dilerim. Dediğin gibi sorun. Begüm Hanım ne yapıyordu? Mahcup oldu görmek. Sen bunu bir çıkar. Ben hemen bir suya tutayım. Gerek tamam. Yok Begüm. Tamam. Sen çıkar şimdi, ben, tamam mı? Ben bak rica ediyorum. Gerçek tamam, ben bir Begüm. Sen çıkar. Ben hemen bir suya. Begüm Hanım bu mu? Evet baba. Sizi bekleyin, ben haber vereyim. Yok ben bırak, rahatsız etmeyelim biz. Sonra ben gideceğim ha. Erhan'ın odası nerede yavrum? Sen onu göster de ben bir çayını içeyim damadıma. Tamam. Gel baba, götüreyim ben seni. Aa, baba. Ne yaptı? Halledebildin mi? Hallettim, hallettim. Tüyü bozuk Zafer'in tüyleri elimde. Harika. Peki bu işini görecek mi? Oho. Baba sen inanılmaz bir detaysın. Buna bak oğlum. At. Bu işi bugün hallederiz değil mi? Tabii tabii. Araya adam soktuk. Biraz da para yedirdik, bu işler böyle oluyor ya. Yani sonuçlar çıkar çıkmaz haber verecekler mi? Birkaç saate çıkar dediler. Bakalım. Haber veririm sana. İnşallah bu iş bugün çözülsün. Bu belada kurtulalım. Çözülecek baba, merak etme. İyi, hadi gidiyorum ben. Kolay gelsin. Sağ ol. Yani tamam artık rezervasyonumuz bizim. Anlaştık. Tamam. Yarın görüşürüz o halde. Hoşça kalın. O zaman valiz falan yapmak lazım. Erken çıkayım. Sibel, şimdi sen büyük kocaman bir sürü valiz hazırlayacaksın. Değil mi? Öyle değil mi? Sibel. Ya bir şort, bir tişört, bir terlik yeter diyorum ama hani. Bakarız ya. Anladım ben. O bakarızın altında bir üç bavul var. Gel. Senin ne işin var burada Elif? Merhaba. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Babam çok ısrar etti. Arda'yı bir çalıştığı yerde görmek istiyormuş. Bir de seninle çay içecekmiş. Burada mı şu an? Evet. Sen Burhan babayla ilgilen sevgilim. Ben de balayı için programımı ayarlayayım. Neredeler? Bekletmeyelim. Toplantı odasındalar. Hadi gidelim. Tamam. Bravo Begüm. Bravo. Yıldız'ı pek iyi aldın akademiden. Ne kızıyorsun Tansel? Ne dediysen onu yaptım ben. Ben sana git adama kahveyi ver dedim. Adamın başından aşağı boşalt adamı haşla demedim. Allah'tan soğuktu kahveler. Ya sen gördün, bir anda çıkınca çarpıştık. Ben ne yapabilirim? Ben bunu nasıl kaçırdım ya? Hemen bir hasar tespiti yapmamız lazım. Yani Timur Bey'in gözünde ne durumdasın hiç bilmiyorum gerçekten. Ben sana söyleyeyim canım. Şu anda Begüm'ü beceriksiz, sakar ve şapşal biri olarak görüyor. Yok daha neler. Tamam yok, ben yapamıyorum, vazgeçtim ben, istemiyorum. Ne demek vazgeçtim ya? Boş boşuna mı uğraştık o kadar? Ay yok, bana göre değil yani, geçmiş benden, tamam. Pes ediyorum.
Oğlum bak sen olmasan var ya ben Arda'yı götürürüm buradan. Samimi söylüyorum. Tutar kulağından götürürüm. Zaten o patronu da tövbe gözüm tutmadı. Aslında benim bu şirkette kimseye güvenim yok ya. Olur mu öyle şey babacığım? Arda'nın bir abisi var, bir ablası var burada. Yani biz sahip çıkarız Arda'ya. Arda sahipsiz değil. Merak etme sen, tasalanma. Abi çocuk muyum ben? Kimse sahip çıkmasın bana ya. Tamam Arda'cığım. Sen de kızdırma babamı. Baba tamam Begüm Hanım böyle biraz deli dolu ama gerçekten kötü biri değil. Haksızlık ediyorsun yani. Oğlum öyle diyorsun da bizim bu aile yüzünden çekmediğimiz şey kalmadı be. Atlatmadığımız badire kalmadı ya. İyisi, kötüsü, akıllısı, delisi ben anlamadım. Ya benim bir ayağım çukurda yapmayın Allah aşkına ya. Baba Allah korusun onlar nasıl cümleler öyle ya? Neler söylüyorsun sen? Dur bir bismillah. Öyle oğlum öyle. Bak yaşlandım. Görmüyor musun işte bir yoklama geçirdim. İkincisinden olur artık Allah bilir. Yani ne bileyim. Allah Elif. Babacığım lütfen. Lütfen ya konuşma böyle. O yüzden ben dünya gözüyle hepinizin iyi olduğunu bir göreyim. Ben iyiyim baba. Babacığım. Heh işte böyle ya. Bu ellerinizin bir daha ayrılmayacağını bilirsem vallahi de billahi de gözüm arkada gitmem. Babacığım hadi gidelim mi artık? Sen de çok yoruldun. Erhan'ın da işleri vardır zaten değil mi? Begüm Hanım'dan izin alayım ben bırakayım size. Dur oğlum dur ben geldiğim gibi giderim. Aa ya bir şey diyeceğim. Bir yere gitmiştik biz. Sizin nişandan sonra böyle yemyeşil güzel bir yerde. Doktor da dedi ya bu benim için hani açık havada gezsin bol bol oksijen alsın. İyi gelir diye. Neresiydi orası ya? Kaz Dağları. Ha yaşa Kaz Dağları hadi sabah erkenden çıkıp giderim. Babacığım öyle apar topar olur mu? Sen birazcık iyileş, bir kendine gel. Sonra planlarız değil mi? Elif doğru söylüyor baba. Bir dinlen biraz ya, bir dur. Yok be kızım, bak Allah aşkına benim yarınım mı var ya? Niyetlendik madem, gidelim hadi. Baba konuşma şöyle ya. Sabah erkenden bekliyorum. Tamam. Hadi gel ben geçireyim seni. Hadi. Hadi biz gidelim artık. Hadi. Öpeyim bunu. Sağ ol, gel ben de seni. Ben de geliyorum hemen babacığım. Ben yarın gelemem bu Kaz Dağları'na. Şehir dışına çıkacağım ben birkaç günlüğüne. Tabii Sibel'le. Baş başa balayına çıkıyorsunuz anladığım kadarıyla. Karı koca. Sen idare et de Burhan babayı. Bir şeyler söyle yani. Ertele işte bir şekilde. Erhan'ın işi çıkmış da. Ne bileyim. Siz biraz erteleyemez misiniz Erhan? Ya adam ne kadar heveslendi gördün. Zaten bu krizden sonra iyice duygusallaştı. Çocuk gibi oldu. Her şey alınıyor, üzülüyor. Ya biliyorum farkındayım da. Bak Erhan ben bunu kendim için istemiyorum. Tamam farkındayım. Sibel tarafına da bir sürü şey yaşandı. Ama bir konuşsan, biraz anlayış gösterse bu süreçte. Ya Elif Sibel zaten... Anlayış bulabileceği kadar anlayışlı davranıyor bence. Görüyorsun yani. Tamam haklısın. Sibel de haklı. Ya babamı duymadın mı? Adam bir ayağım çukurda diyor zaten. Sen eve geleceksin diye her gün dört gözle seni bekliyor evde. Ne yapayım şimdi ben onu Erhan bizi götürmüyor mu diyeyim? Anladım. Ha, peki kusura bakma. Senden böyle bir şey istediğim için. Görüşürüz. Begüm, selam. Aa, merhaba.
Bu sefer ben geldim kahvelerle. Ha, niye? Senin kahvelerde kurduğu ya. Şimdi beraber içeriz diye. Ha, sakarlığından dolayı kahveyi içemedik diyorsun yani. Bir kahveyi getirmekten acizsin mi demek istiyorsun yoksa? Ya kahve öyle getirilmez, böyle mi getirilir demek istedin ya da? Ya ne demek istedin gerçekten? Ben anlamadım şu anda. Hayır, senin yanlış anladın Begüm. Yok, bayağı sakar demek istiyorsun bana. Açık açık söyleyebilirsin yani. Begüm, ben sadece... Lütfen, çok meşgulüm ben. Şu anda kahve içecek vaktim yok. Teşekkür ederim. Peki. Sen niye böylesin ya? Ne yapıyorsun sen ya? Tansel. Kırmızı alarm. Acil teras toplantısı talep ediyorum. Tansel, ben bir halt yedim. Hayırdır Tahir Bey, ne oluyor? Geldiğinizden beri telefon elinizden düşmedi. Yok bir şey. Yok bir şey. Zafer'le ilgili bir sorun varsa bu sefer kızımı hayatta göndermem, haberin olsun. Şükran, lütfen bana güvenin artık. Ben bu meseleyi halledeceğim dedim. Halledeceğim. Merak etmeyin. Bundan sonra kızımızın yanına bile yaklaşamayacaklar. İnşallah dediğiniz gibi olur. Şükran Hanım, ben çok bencillik yaptım. Hem size hem evlatlarıma karşı çok büyük hatalar işledim. Ama artık bitti. Eski Tahir yok. Bundan sonra lütfen bana güvenin. Benim gözüm artık sizden başkasını görmüyor. Alo Tuncay. Ne oldu? Sonuç çıktı mı? Geldi babacığım. Geldi geldi. Yönlendirdin mi eline? Çatlatmasana adamı oğlum, ne oldu? Sonuç beklediğimiz gibi mi? Ya baba, şu telefonla bir bak ya. Evet. Artık elimizde onlara karşı büyük bir koz var. İşte şimdi rahatladım. İyi tamam, hadi konuşuruz, haberdar ederim. Tamam. Hadi. Hoş geldiniz. Ulan baba, nasılsın? Ben öpeyim elini. İyi misin? İyi, sağ ol. Şükür. Niçin geldin sen? Dinlenseydin. Damadımın çayını içmeye geldim Erhan Hanım. Anladım. Kızım hadi sen yolu göstersene. Tamam babacığım. Gel baba buradan. İyi günler. İyi mi günler? İyi günler. Erhan için katlanıyorum. Yaşlı bir adamın hayatı söz konusu. Tamam. Ama bu iş böyle çığırından çıkıyormuş gibi hissediyorum. Ya endişe etme. Erhan eminim en kısa sürede bitirecektir bu yalanı. Ne bileyim ya. Ya Elif gözümün içine baka baka Erhan'ın elini tuttu ya. Ya Erhan'ın da böyle de aklı kayarsa, ne bileyim. Ya canım, ne olur yapma şunu kendine. Ya o da Cüneyt gibi karşıma çıkıp ben eski sevgilime aşık oldum, yani kusura bakma falan derse? Ya öyle bir şey diyecek olsa seninle balayına çıkıp baş başa vakit geçirmek için bu kadar uğraşır mı? Ya uğraşmaz değil mi? Her şey yolunda, güven bana. Erhan seni çok seviyor. Evet evet, haklısın ya. Ya ben fazla kuruntu yapıyorum. Ya Erhan'a acaba Cüneyt anlatsan mı? Yani bu durumun senin için neden çok zor olduğunu anlar. Ya ne diyeceğim? Ya Erhan, ben neden böyle Buzlar Kraliçesi'ne döndüm biliyor musun? Böyle mi açacağım konuyu? Hayır, zamanında sevdiğim adam bütün güvenimi sarstı. Tam evlenecekken eski sevgilisine dönüp beni terk etti diyebilirsin mesela. Olan buydu sonuçta. Ya yok ya, ben Erhan'ın üstüne fazla gidiyorum. Yani Erhan öyle Cüneyt gibi güvenilmez bir adam değil ki. Ya şu konuyu kapatalım artık, tamam. Tamam tamam. Biz yarın çıkacağınız yolculuğa odaklanalım. Tamam mı?
Evet, her şey çok güzel olacak. Çok güzel vakit geçireceğiz birlikte. Bu Elif'miş, oyunmuş vesaire her şey hayatımızdan gidecek. Aynen. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Hayır, bu iş ne kadar sürecek acaba Erhan'cığım? Hani sen daha ne kadar sürdüreceksin bu oyunu? Ya bir sakin ol Tuncay. Tam sakin ol diyorsun da. Çıktılar, merak etme, duymaz kimse. Burhan Baba gelmiş. Bir de giderken Elif yüzüme bile bakmadı. Ben de çok memnun değilim bu durumdan. Burhan Baba için sabrediyorum işte. Ne yapayım? Anladım. Dün Sibel'le Zafer'in yanına gitmişsiniz. Yani tam zamanda almışsınız Senem'i. Sağ ol, eksik olmayan. Senem'i bir daha o eve göndermeyin Tuncay. Yoksa bu ailenin başı ciddi belaya girecek bak. O Zafer denen herifi kimse alamaz elimizden, haberin olsun. Göndermeyin Senem'i o eve bir daha. Yok yok, farkındayım. Ben zaten o konuda çok eksik kaldığımı da hissediyorum da. Ama biz şey, babamla hallettik o konuyu. Elif konusunda da sakin ol. O mesele yakındır çözülecek. Ya bir şey söyleyeceğim, öyle biz kime deni insan gibi konuşabiliyoruz ya. Gerçekten bu çok değerli, önemli bir şey. Bir şey söyleyeceğim, ileride arkadaş olabilir miyiz ya biz? Gerek yok. Niye? Zorlamayalım. Benim hiç arkadaşım yok, biliyor musun? Ne yapayım? Ne bileyim, bir kanı mısındır, yandı da. Saçmalıyor olabilirim, kusura bakma. Eyvallah. Ama sen yine de bir düşün. Tuncay. Hadi kolay gelsin, sağ ol. Sana da. Şaka yaptım. Tahir Bey. Beni buraya kadar tekrar çağırdığınıza göre meseleyi hallettiğinizi düşünüyorum. Konuştunuz mu Senem'le? Konuştum. Ona artık bu evliliğin bittiğini söyledim. O adam bir daha asla yanına yaklaşmayacak dedim. Ne diyorsun Tahir? Sabrımı mı ısınıyorsunuz? Asıl sen benim sabrımı uzun zamandır sınıyorsun. Ben seninle anlaşmaya çalıştım. Her istediğine tamam dedim. Aramızdaki onca yıllık hukuku hiçe saydın, ses çıkarmadım. Ama artık yeter. Kızımdan da ailemden de uzak duracaksın. Nedir bu? Aç kendin bak İsmail. Nasıl yaparsın? Bunu bana sen mecbur ettin. Yoksa böyle bir sırrı yüzüne vurmak istemez. Bak. Zafer bunu asla bilmemeli. Eğer ailemden uzak durursan, sana söz, bunu asla öğrenmeyecek. Bu rapor ne derse desin Zafer benim oğlum. Bu benim her şeyim. Ben bugüne kadar ne yaptıysam bunun için yaptım. İsmail. İkimiz de artık yaşlandık. Çok şükür mal varlığımız da yerinde. Bir yaştan sonra insan huzur istiyor. Ailesiyle mutlu mesut yaşamak istiyor. Öyle paraymış, pulmuş, hırsmış. Bunların hepsinin ne kadar boş olduğunu anlıyor. Biz ikimiz şirketler birleşsin, büyüsün dedik. Bunun için evlatlarımızı mutsuz etmeyi göze aldık. Hata ettik. Ben aramızda bir husumet olsun istemiyorum. Eğer bu konu bugün kapanırsa sana söz, oğlun hiçbir şey öğrenmeyecek. Tamam? Tamam. Tamamdır.
Zafer'in bir şey bilmesini istemiyorum. Tek şartım bu. Tamam. Söz veriyorum. Şimdi, 8. kez üzerinden geçelim mi, yoksa tamam mıyız canım? Anlaşıldı. Bir kere daha tekrar edeceğiz. Bakışlarım bana asla güven vermiyor. Şimdi, plan çok basit. Giyinip, süslenip bizim sana gönderdiğimiz adrese gideceksin. Bu kadar. Gerisini zaten biz halledeceğiz. Sizin baş başa kalmanızı sağlayacağız. Bak. Bak bunu da başaramazsan kara bahtım kör talimler oturursun. Tamam. Yapabilirim. Yapacağım. İnşallah. Bu sınavı da geçemezsen akademiyi kapatacağım zaten bunu artık. Tamam yapacağım diyorum Tansel. Gidip açık açık konuşacağım artık. Ay. Göreceğiz. Sanki başka öğrencim var senin de akademide ha. Evet bir şey ya. Bunlar da bana taktı. Yapacağım. Babacığım. Konuştunuz Tahir Bey'le. Selam kuş dönmedi hala. Telefonlarımı da açmıyor çünkü. Olmayacak o iş oğlum. Boşanacaksınız. Ne demek boşanacaksınız? Nereden çıktı şimdi? Hani sıkıştıracaktık korasanları. Hani bize muhtaçlardı? Tamam Zafer, uzatma artık. Babacığım siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Tahir'den mi korkuyorsunuz? O ne yapabilir ki size? Borcunu kapattı. Onlara karşı tek kozumuz da buydu zaten. Ortaklığı da istemiyorum diyor. Aa. Nereden bulmuş o kadar parayı? Babacığım siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok Zafer. Ben senden ne saklayacağım oğlum? Hem aslına bakarsan böylesi daha iyi oldu. Kızın aklı başkasındaydı. Sen de bu sayede mutlu bir evlilik yaparsın bundan sonra. Babacığım daha düne kadar torun diye dil döküyordunuz. Bu işin içinde bir iş var ama kusura bakmayın babacığım ben bunun peşini bırakmayacağım. Bırakacaksın Zafer. Büyükler konuştu, böyle uygun gördü. Bizim aramızda eski bir hukuk var. Sen de bu işin peşini daha fazla kovalamayacaksın artık. Seni bir de aramayı bırak. Hadi iyi günler. Yok ben bunu yine kurcalarım. Bundan sonra bize musallat olamayacaklar. Kurtulduk kızım. Kökünden hallettim meseleyi. En yakın zamanda boşanacaksınız. Yani tamamen bitti mi bu kabus baba? Tamamen bitti. Kurtulduk. Teşekkür ederim. Canım kızım benim. Canım kızım. Hoş geldin Begüm. Hoş bulduk. Göz kamaştı diyorsun. Teşekkür ederim. Tüfek. Az önce Tansel aradı. Müşteri soğanla iptal etmiş yemeği. Ama ben seni bekledim. Birlikte yeriz diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Benim de seninle konuşmak istediğim bir konu vardı. Bugün olanlarla ilgiliyse... İzin ver, önce ben konuşayım. Olur tabii, seni dinliyorum. Özür dilerim. Sen neden özür diliyorsun? Hiçbir şey yapmadın ki.
Ben seni yanlış anladım açıkçası. Ben kendimi hiç anlatamadım. Acaba sen ne anladın? Benden hoşlanmıyorsun. Yok, aksine çok hoşlanıyorum. Be, söyledim. Hoşlanıyor musun? Evet. Ama davranışların? Biliyorum, tam aksini hissettirdim sana. Ama neden? Ben uzun yıllar mutsuz bir evliliği sürdürdüm ve yeni boşandım. Ve tekrar birinden hoşlanmak nasıl bir duyguymuş, unutmuşum. Ve elimi yüzüme bulaştırdım. Yani ben aslında seninle flört etmeye çalışıyordum. Ne kadar tatlısın. Çok dürüst konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Beş dakika kapının önüne çıkar mısın? Demet'e yakışırsın ama koparmaya kıyamam. Oh. Oh. Elif. Tuncay, ne işin var burada? Ya babam görürse? Ne işin mi var burada? Özlüyorum kızım, anlasana ya. Özlüyorum yani. Burhan Bey de yatıyordur zaten. Problem olacağını sanmıyorum. Bak. Kopara kopara geldim senin için işte oradan oraya, oradan oraya. Böyle liseli aşıklar gibi gerçekten ellerime çiçekler yani. Teşekkür ederim sana. Teşekkür ederim. Ama biri görecek, sonra babamın kulağına gidecek. Yine stres olacak adam. Ne diyorsun ya sen? Bak gerçekten beni endişelendiriyorsun ha. Ne konuda anlamadım. Ay sen bu oyunu niye sürdürüyorsun ha? Gerçekten babanın hastalığı için mi yoksa? Yoksa ne? Ya anlasana işte. Yani yoksa babanın hastalığını kullanıp Erhan... Sibel sokuyor değil mi aklına bu fikirleri? Tuncay, şu an gerçekten uğraşamayacağım. Babam evde hasta yatıyor. İyi geceler. Aha. Bir dakika, ne oldu? Bilmiyorum, dünden beri böyle ara ara sancı giriyor. Gel hastaneye gidelim o zaman, hadi. Yok yok yok, olmaz. Olmaz, geçer birazdan. Ya geçer birazdan, olur mu? Zaten doktor kontrole gelmeniz gerekiyordu dedi. Biz kontrole gitmedik Elif, farkında mısın? Olur mu öyle şey? Tuncay, olmaz. Babamı bırakamam. Ya neyi babamı bırakamam? Arda evde değil mi zaten? Evde. E tamam o zaman, hadi itiraz istemiyorum. Hadi gel. Tamam. Gel gel, canın yanıyor hala. Tamam. Babam diyorsun. Tamam, Arda evde işte. Gel hadi artık. Tamam. Gitmemiz gerekiyor. Hayret bir şeysin. Hemen gidiyoruz, tamam? Tamam. Ver şunu bana. Ya sen bana niye hemen söylemedin be güzelim ya? Yani babamın hali biliyorsun Allah aşkına. Ben kendimi düşünebildim mi? Ya bu ihmal edilebilecek bir şey değil ki. Umarım geç kalmamışızdır hiçbir şey için. Yok ya, yoktur. Aa. Bir şey yoktur. Bak Elifciğim ya, uzansan mı biraz, dinlen. Gelir şimdi doktor. Aşkım. Aşkım. Ben valizleri yaptım. Seninkilerini de hazırladım. Ama ya eksik falan varsa bir bak. Yani daha önce kimseye valiz hazırlamadım çünkü ben. Aşkım.
Sibel, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Bir şey mi oldu? Ya ben senden çok zor bir şey istedim sevgilim. Sen de anlayış gösterdin, kabul ettin. Bunun için sana ne kadar teşekkür etsem zaten az. De Erhan, ne oldu söylesene. Burhan baba, gazalarına gitmek istediğini söyledi 2-3 günlüğüne. Bir daha göremem belki falan dedi. Israr etti. Ben de şey yapamadım. Vallahi iptal yani. İptal değil sevgilim. Bir hafta erteleyeceğiz sadece. Söz. Ben gerçekten sıkıldım ya. Elif'ten de, Burhan babanızdan da sıkıldım. Siz baya baya Elif'le tatile çıkacaksınız şimdi baş başa. Aynı odada da kalırsınız. Saçmalama, nereden çıktı o şimdi? Nereden mi çıktı? Ya siz şirkette el ele oturuyordunuz. Ya beni kör falan mı sanıyorsun sen? Bir dakika, sen beni çok yanlış anlamışsın Sibel. Tamamen Burhan baba içindi. Ya böyle yaptığınız her şeyi Burhan babanızı bahane etmeyi bıraksanız artık. Siz diye konuşma artık, ben. Ben yaptım. Hoşlanıyorsun değil mi? Geri döneceksin değil mi Elif'e? Sibel, ne hoşlanması ne geri dönmesi, öyle bir şey yok. Sen neler söylüyorsun şu an? Yalan söylüyorsun öyle mi? Yeter artık. Ya Sibel. Sibel, aşkım. Burhan Bey üzülmesin. Burhan Bey'e bir şey olmasın. Ama Sibel ne hissediyor, ne istiyor? Kimsenin umurunda değil. Ne demek umurunda değil Sibel? Haksızlık ediyorsun bana. Haksızlık ediyorum öyle mi? Ben artık bıktım ya. Elif'in hayatımızda olmasından bıktım. Ben doğru düzgün ilişkimizi yaşayamıyorum ya. Ya biz niye evlendik ki? Ha? Bunun için mi evlendik? Merhaba. Merhabalar. Beyefendi, hastamızı muayene edeceğim. Sizi biraz dışarı alalım. Ha, tabii tabii, ben perdenin arkasındayım, tamam. Hani sana beni çok iyi tanıdığını söylemiştim ya. Her şeyimi bildiğini. Aslında sana söylemediğim çok önemli bir şey var. Bunu söyleyip söylememek arasında çok gidip geldim. Bana eğer söylersen, anlatırsan Sibel. Yani dinlerim seni, biliyorsun. Üniversitedeki erkek arkadaşım Cüneyt. Ya çok aşıktık. Böyle artık 2 sene falan olmuştu. Bütün geleceğimizi birlikte planlamıştık. Evlenecektik. Sonra bir gün karşıma çıktı. Eski sevgilisiyle karşılaştığını söyledi. Ona karşı hala duyguları varmış. Beni terk etti ve 2 ay sonra evlendiler. Sen de doğal olarak onun sana yaşattıklarını benim sana yaşatacağımı düşünüyorsun. Ben o değilim Sibel. Onun sana yaşattıklarını zerresini yaşatmayacağım sana. Söz. Söz sevgilim. Ne dedi doktor, nasıl hissediyorsun şu an? Şimdi ağrı kesici iğne yaptı. Ben biraz daha iyiyim şu an. Anladım. Peki bu ağrıların sebebi neymiş, ben anlamadım ki. Bilmiyorum ki. Yani gelecek birazdan, söyler herhalde. Ya sen çok stres yapıyorsun be yavrum. Yani bu Burhan babanın sürecinden beridir sen hiç iyi değilsin zaten. Bence stresle alakalı bir şey bu. Ha? Herhalde, bilmiyorum ki. Ah canım benim ya. Neyse sen şimdi biraz daha şey yap, dinlen. Ha, doktor hanım geldi. Doktor hanım. Elif Hanım,
maalesef haberlerim iyi değil. Yakın zamanda yaptığınız düşünü de tetiklediği bir durum var. Nedir durum? Ya ne yazık ki rahminizde servisit dediğimiz bir enfeksiyon gözüküyor. Benim anlayacağım şekilde söyler misiniz yani ne demek bu? Yani bir operasyon geçirmeniz gerekecek. Ama sonrasında maalesef bir daha çocuk sahibi olamayacaksınız. Geçmiş olsun. Ne dedi? Ne? Tuncay. Ne dedi bu kadın? Ne dedi bu kadın? Tuncay benim çocuğum olmayacak mı Tuncay? Tamam. Tuncay ne olur sen ne diyor bu kadın? Bana evine gitmemiz şart değil. Senin olduğun her yer cennet bana. Her yer. Başıma geldi böyle bir şey Tuncay. Ne yapacağım ben Tuncay? Ne yapacağım? Tamam. Geçecek tamam. Ne yapacağım Tuncay?